Değerli İFOD üyeleri ve değerli konuklarımız, etkinliğimiz başlamak üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız ve cep telefonlarınızı sessiz konuma getiriniz. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İzmir Kutlam Kantı Derneği'nin online etkinliklerine devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz İtalyan fotoğraf sanatçısı Iginio Fieni. Ciao Iginio. Ciao. Tamam, evet. Iginio 1980 ve 2020 yılları arasında çektiği fotoğraflardan Duygularımı Işık'la Yazıyorum adlı bir sunum yapacak bize. Birkaç gösteri gösterecek. Ben bir sonra sözü Selim'e vereceğim. Selim Borkman. Fakat Iginio'ya ufak bir sürpriz hazırladık. İlk bir onu izleyelim. Ondan sonra başlayalım. Iginio, una sorpresa per te questa sera. Cominciamo con questa sorpresa. Benissimo. Mi fa molto piacere. Evet, ben sözü Selim Bey'e bırakıyorum. Tekrar ederiz. Sağ ol Mehmet. Herkese iyi akşamlar. Tekrar hep beraber olmak çok güzel. Iginio Fieni eski bir dost, eski bir arkadaş. Onunla beraber birkaç gezi de yapmıştık. Bu akşam onunla beraber olmaktan çok mutluyum. 9 Temmuz 1959'da Correggio'da doğdu. Reggio Emilia bölgesinde. Şu anda da orada Reggio Emilia bölgesinde yaşıyor. 1993'te FIAF ve Photographic Club Reggiano The Bellows'a katıldı. Ve FIAF ve FIAF'ın düzenlediği ulusal ve uluslararası yarışmalarda iyi sonuçlar elde etti. Resimleri, fotoğrafları İtalya'da ve yurt dışında çeşitli müze ve fotoğraf kütüphanelerinde muhafaza edilmektedir. FIAF 1998'de ona İtalyan Fotoğraf Sanatçı Onursal unvanını verdi. Ve Bellows BFI 1 kulübünün başkanı seçildi. 2001'de İtalyan milli fotoğraf takımı ile siyah beyaz dalında Dünya Kupası'nı kazandı.
2004 yılında Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu olan AFYAP ünvanını aldı. İtalya'da ve yurt dışında birçok şehirlerde kişisel bir karma sergileri konuk oldu. Mayıs 2008'de 60. FIAF Kongresi'nde FIAF onuruna layık görüldü. 2014'ten 2017'ye kadar Siyah Beyaz Biyaneli'nin başkanı olarak çalıştı. 2020'de Global Photography Union CR3 ödülünü aldı. Yine 2020'de Federasyon International Döler Fotoğrafik ona olağanüstü sanatsal nitelikleri fotoğraf sanatına sağladığı önemli katkılardan dolayı FIAP Platin, Excellence de la Federation International Döler Fotoğrafik au niveau Platinum onursal ünvanını verdi. 2020'de bir grup arkadaşla birlikte Toskana merkezli ulusal bir kulüp olan fotoğraf kulübünü Carpe Diem'i kurdular. Bu kuruluşta zaten bizim de hep çok yakından tanıdığımız birçok arkadaş da bulunuyor. Mario Cioni, Walter Bernardeschi, Enzo Rieschi de bu kulübün üyelerinden. Carpe Diem'in ne olduğuna pek çoğunuz biliyordur ama ben size bir iki sözle anlatmak istiyorum. Latince bir söz öbeğidir ve anın tadını çıkar, anı yaşa, günü yakala anlamına gelmektedir. Bu söz öbeğiyle ilk kez Roma şair Horatius tarafından M.Ö. 23 yılında yayımlanan Odlar adlı eserinin birinci kitabında kullanılmıştır. Şair bu ifadeyle insanın hala hayattayken yarına dair endişelerini bırakması, bulunduğu anı yaşamaya başlaması gerektiğini vurguluyor. Eserinde Horatius geleceğin önceden belirlenmeyeceğini ve insanın gelecekte yaşanacak olaylara bel bağlamak yerine bugün geleceğini daha iyi hale getirebilmek için elinden gelen yapması gerektiğini belirtir. Daha çok hazcı felsefe çağrıştırıyorsa da bu kavram aslında insanın yarın her şeyin yoluna geleceğini düşünerek rehavete kapılmamasını, aksine bugünden yarınını güvence altına almak için çalışma gerektiğini vurgulamak için kullanılmıştır. Ha, bütün bunları açıklamam nedeni birçoğunuz belki Carpe Diem'i bilmiyordur ama bilmeyen arkadaşlar için açıkladım. Çok önemlisi, benim çok önemli buldum çünkü yaşadığımız bugün de bu sözlerin ve bu felsefenin önemini daha iyi anlıyoruz, daha iyi idrak ediyoruz. Şimdi ben bir soruyla başlayacağım. Öjenio'ya bir soruyla başlayacağım. Sorum şu. Siz bu kulübü kurarken, bu ismi verirken bu felsefeyi düşünerek mi, bu felsefeden yola çıkarak mı bu işe başladınız? Öjenio, io voglio fare la prima domanda che è quando avete formato il vostro club Carpe Diem, avete pensato al senso di Carpe Diem e la filosofia di Carpe Diem? Sì, esatto. Quindi, se tu leggi anche nel titolo che ho dato alla serata di questa sera, no? A parte dire fotografie dal 1980 al 2020, che sono i miei 40 anni di cui sono appassionato alla fotografia, scrivo con la luce le mie emozioni, perché cogliere l'attimo vuol dire saper cogliere il momento giusto, quindi cogli l'attimo per scrivere con la luce le tue emozioni. Quindi sì. Colgo l'attimo per le mie emozioni. Se tu parli con le lunghe frasi, io non posso tradurre. Allora, facciamo dei posi per darmi la possibilità di tradurre. Biz bu kulübü kurarken bunu düşündük. Zaten bu akşam da aslında 40 yıllık sanat hayatımı anlatacak bir gösteri yerine düşüncelerimi, fikirlerimi, hislerimi fotoğrafla anlatmak gibi bir cümle kurdum ve cümleyi yazdım. Bu da zaten bu felsefeyle de çok bağdaşıyor. Okey.
Eugenio, cominciamo? Sì, posso fare un ringraziamento, tanto volevo ringraziare tutti gli amici di iFot, ringraziare te in particolare Selim e Menet. Poi volevo anche ricordarvi che io ho avuto anche l'onore e la fortuna di venire da voi nel 2018 quando abbiamo fatto l'incontro con il cupolone il Mochi lì da voi, Smir, quindi ci siamo visti anche dal vivo. Ben teşekkür etmekle başlıyorum. Selim sana ve Mehmet sana yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bütün İFOT ailesine bana bu daveti yaptığınız için de teşekkür ederim. Biliyorsunuz 2018'de ben de Türkiye'ye geldim ve sizleri tanıdım. Ve sizleri tanımış olmaktan da çok mutlu oldum. Ok, se vuoi mettere la prima immagine. Başlayalım. Evet. Allora, io ho cominciato a lavorare, cioè a appassionarmi alla fotografia nel 1980. 1980'de fotoğrafla tanıştım ve ona aşık oldum. E da sempre, da subito, mi sono appassionato al bianco e nero. Hemen siyah beyazı çok sevdim. E oltre a scattare in bianco e nero, ma soprattutto alla tecnica di sviluppo del bianco e nero. Yalnız siyah beyaz çekim değil ve siyah beyazın fotoğrafının baskısı konusunda da konusu da beni çok cezbetti. Perché ritengo che un fotografo si possa ritenere completo nel momento. Ripeta, please. Dicevo, ritengo che un fotografo si possa ritenere un fotografo completo quando conosce a tutta la tecnica del bianco e nero. Quindi, bir fotoğrafçı siyah beyazın bütün tekniğini bilmesi gerekir diyor. Tutto il mio lavoro è mirato ad arrivare a fare le mostre con i lavori che vi presento stasera. Quindi sono tutte lavori che sono si sono conclusi con almeno una mostra. Bütün göstereceğim fotoğraflar sonuçta yaptığım sergilerdeki fotoğraflardır. Allora, il primo lavoro che vi presento è legato al Mocanita, all'ultimo treno forestale a vapore funzionante in Europa. İlk gösterim Mokanitsa. Mokanitsa bildiğiniz gibi Romanya'da hala çalışan bir kömürle çalışan tren. Avrupa'da trek kömürle çalışan tren Mokanitsa. A me è sempre piaciuto, sempre avuto il desiderio di fotografare i treni a vapore, quindi quando mi è capitata questa occasione con Virgilio Bardossi, sono partito per fare questo lavoro. Her zaman böyle bir kömürlü trenin fotoğraflarını çekmek isterdim. Virgilio'yla bu şansı elde ettiğimiz zaman hiç hemen oraya gittim. Questo lavoro è stato esposto in Italia in Leica Store a Bologna. Bu sergi Leica'nın gösteri merkezinde, İtalya'da Leica'nın gösteri merkezinde gösterildi. Bu arada da parantez içinde kendisi yalnız Leica kullanır. Si, io detto che tu usa Leica, la macchina Leica. Sì. Questo era il, come si dice, la pubblicità. Sì. Allora, questo lavoro è stato fatto in diversi anni. Bu çalışma çeşitli senelerde yapıldı. E con diversi tipi di Leica. Ve çeşitli tip Leica fotoğraf makineleriyle. E racconta quello che è l'esperienza, questo treno in Mocanita. Ve bu sergi Mokanitsa ile yaşadığım tecrübeyi anlatır. Mokanita è un treno a vapore che parte nella regione dei Maramures, a Viseu de Seu. Maramures, bu
Bu buharlı tren Maramures'ten Romanya'dan kalkar. Romanya'da Maramures'ten kalkar. E tutti gli anni con Virgilio e l'altro nostro amico Mikhail Moceanu a febbraio andiamo a fare questa bellissima esperienza. Birçok sene Virgilio ve Mikhail bu Romanyalı bir fotoğrafçı bu güzel tecrübeyi yaşamaya gidiyoruz. Dove l'altro anno c'era anche con noi il nostro amico Selim. Geçen sene de Selim de bizimle birlikteydi. Questa porta che vedete in Romania quando entriamo nella regione di Maramures. Maramures'e girdiğimiz zaman ti accorgi di essere entrato in Maramures perché passi queste porte. Bu takı geçtikten sonra Maramures'e giriyoruz. Questa porta ti dà il benvenuto nella regione o nei vari comuni di Maramures. Bu tak Maramures'e sizi Maramures'e hoş geldin görüntüsü verir. Qui abbiamo la fortuna che il treno lo possiamo gestire, quindi non è che il treno passi e tu dici noi siamo il treno si ferma, noi possiamo scendere, fare gli scatti e risalire sul treno. Şimdi bu trenle yaptığımız yolculuk sırasında treni durdurup inip fotoğraf çekip tekrar devam etmek olanağımız oluyor. E questo si può fare solo con Mikhail e Virgilio nella settimana di febbraio. Bunu yalnız Mikhail ve Virgilio ile Şubat ayının bir haftası yapabiliriz. Perché il resto dell'anno da Pasqua a settembre il treno viaggia ma non si ferma mai, cioè si ferma solo nella stazione finale. Paskalya'dan di Pasqua fino a settembre, fine settembre. Settembre. Paskalya'dan yani Nisan ayından aşağı yukarı şeye kadar Eylül ayının sonuna kadar tren kalktığı zaman bir tek iki durakta duruyor. Hatırladığım kadarıyla iki durağı vardı. İki durak. C'è due fermi mi ricordo che c'è due fermi. No, quelle che noi ne abbiamo fatti 12 di fermate, noi. No, però normalmente il treno... Normalmente si ferma a fare acqua a metà percorso e alla prima stazione dove si fermano, che poi dopo sì. Mangiano, fanno la sosta e poi tornano giù. Evet, yani birinci durakta su alıyor, su yüklüyor, sonra ikinci durakta da duruyor. Ok. Vai. Quindi qui abbiamo fatto vedere, cioè abbiamo documentato tutte le fasi, qui stanno ogni volta che si fermano, qui stava facendo acqua e mentre fa acqua controllano che e danno l'olio, che tutti i movimenti siano lubrificati e pronti per partire. Her seferinde kontrol yapıp yani durduktan sonra her sefer kontrol yapıp yağlamaları yapıp öyle devam ediyorlar. Questa è la stazione a Viseu del Seu, che è l'ultima immagine anche della mostra, dove le Mocanita vengono, stanno durante la notte dentro gli hangar. E sono sempre tenute al caldo perché sennò può gelare l'acqua. E quando sono, è ora che le tirano fuori, la mattina le fanno uscire e poi pian pianino le attrezzano e poi dopo... noi andiamo lì alle 6 e qualcosa, 6:30. Burası şeylerin lokomotiflerin stop ettiği yer, durduğu yer. Gece burada kalıyorlar. Gece boyunca kapatılmıyor çünkü aksi takdirde gece su donabilir ve sabah çalıştırmak mümkün olmayabilir. Bu geziye katılan ve bu tecrübeye katılan kişiler sabah 6:30'da bunların yanına gidip ilk fotoğrafları çekip
çalışmaya başlarlar. E poi dopo, quando il treno l'hanno finito di attrezzare, di preparare tutto, verso le 9, 9:30 si parte per il nostro viaggio con Mokanita. Ve dediğim gibi yani günün ilerleyen yani saat 9'a doğru da her şey hazır olduktan sonra saat 6:30'da çeşitli fotoğraflar çekilebiliyor, konuşmalar yapılıyor. Sonra da saat 9'a doğru da trenle yolculuk başlıyor. Ok. Il prossimo lavoro che presento si chiama Winter Landscape. Bu birinci şimdi gösterimdi. İkinci şey gösterimde Winter Landscape. Winter Landscape kış manzaraları. Ho fatto, a me piace molto studiare e guardare i grandi nomi della fotografia e ho studiato quello che è il lavoro di Mario Giacomelli. Ben çok zevk duyduğum, çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi de büyük fotoğrafçıların eserlerini incelemek. Burada da fotoğrafçı Il nome per cortesia un'altra volta. Mario Giacomelli. Mario Giacomelli'nin eserlerini inceledim. Io ho studiato il suo lavoro, le sue opere e ho cercato di interpretarle a modo mio. Quindi acquisito il suo modo di fotografare e l'ho riportato nel mio modo di vedere. Ben onun fotoğraflarını inceledikten sonra kendi görüş açımla, kendi stilimle bu fotoğrafları yapmaya çalıştım. Quindi ho creato questi paesaggi grafici perché lui fa un bellissimo paesaggio grafico. Io ho cercato di fare questi paesaggi tutti nella mia provincia, nella mia zona praticamente. Bu fotoğrafçı da manzara fotoğrafları çekiyor. Ben de kendi bölgemdeki manzaraları çekmeye çalıştım. Anche questa è il fine di tutto è stata una mostra. Dove io volutamente, come tu sai, le stampe me le faccio tutte io in casa, no? Bildiğin gibi, bütün fotoğrafları ben kendim fine art üzerinde evde baskısını alıyorum. Bu fotoğraflarla da bir sergi yaptım. Io stampavo prima in camera oscura e adesso stampo in fine art in camera chiara. Tabii başta ilk önce karanlık odada baskı yapıyordum. Şimdi ise fine art'la gün ışığında baskı yapıyorum. Questo lavoro quando molti visitatori che sono venuti a vedere la mostra mi chiedevano se erano disegni a china e non credevano che fossero fotografie. Non credevano che sono fotografie. Sì, pensavano fossero dei disegni a china. Bu fotoğraf sergisine gelenler bu desenlerin Çin mürekkebiyle yapılmış desenler olduğunu zannediyordu. Fotoğraf olduğunu inanmıyor. Yani fotoğraf olduğunu anlamıyorlardı. E qui appunto ho girato sull'Appennino qui da me a Reggio Emilia per cercare queste immagini che sono riuscito a creare questi grafismi. Ben kendi bölgemde, Toskana bölgesinde bu birçok yeri gezip bu grafik fotoğraflarını çekmeye çalıştım. E naturalmente li ho fatto in modo che con la post produzione e la stampa finale fossero quello che era il mio obiettivo. Tabii ondan sonra son çalışmalarda çalışmaları kendim evde yapıp ve istediğim sonuca varmak için çalıştım. Vay vay. Devam edebilirsin Mehmet. Bene, questo
qui vi faccio vedere invece un lavoro a cui io tengo tantissimo. Şimdi size çok benim çok sevdiğim beni çok etkilemiş olan bir çalışmayı göstereceğim. Questo è personalmente ritengo che sia il mio collegamento tra la camera oscura e la camera chiara. Bu şimdi birden çıkmadı ağzımdan. Karanlık odayla açık odanın arasındaki bir bağlantıyı oluşturdu bu sergi. Allora io ho fatto anche questo lavoro, è stato una mostra che è stata esposta a Corte dei Medici Montevarchi e poi è stata esposta quest'anno alla rocca del castello di Cento di Ferrara. È difficile per me ricordarmi del nome del paese. Del nome dove tu hai fatto le mostre. Fotoğraflar iki yerde, iki ayrı defa gösterildi. Bir tanesi Montevarchi'ye yakın bir yerde, bir tanesi de bu sene Vipo Ripetere il dove è fatto dove tu ha fatto questa mostra. A Montevarchi, a Corte dei Medici. Corte dei Medici, Montevarchi le yaptı. Mentre invece a Cento di Ferrara. Centro Ferrara. Cento di Ferrara nella rocca del castello. Rocca di Castello, da. Ok. Qui questo lavoro cosa sono? Io negli anni dal 1994 al 2004. Sì. Ho lavorato con la pellicola infrarosso. Ben 1994'ten 2004'e kadar infraruj negatif filmleriyle çalıştım. Quindi quando ho deciso di fare la mostra a Montevarchi. Montevarchi'de sergi yapmaya karar verdiğim zaman ho scansionato tutti i negativi. Bütün negatifleri scan ettim. Li ho sistemati con Photoshop e li ho stampati in Fine Art. Photoshop'ta tekrar onları gözden geçirdim, onları sistematize ettim ve Fine Art'ta bastım. Quindi io ho fatto una ricerca, ho sviluppato l'uso della pellicola in varie forme. Bu filmi değişik şekillerde kullandım. Se me ne torno all'inizio, spiego un attimo alla prima foto, quella con i cavalli. Dönebilir miyiz? Mehmet rica ediyor. Hayır, en birinci fotoğrafa. Bu gösterinin birinci fotoğrafını. Quella dopo. Dopo. Un altro da chi. Ok. La pellicola è ancora qui. L'utilizzo più semplice, più banale, era fare i paesaggi con gli alberi bianchi. Dei paesaggi? Con gli alberi che le foglie diventano bianche. Yaprakları beyazlaşmış. Bu filmle yaprakları beyazlaşmış ağaçları çekmeye gittim. Perché con la pellicola infrarosso tutto ciò che è verde che reagisce alla clorofilla diventa bianco.
infrared filmle bütün yeşil renkler beyaza dönüşüyor. Quindi era il problema che molti fotografi si dopo un po' che lo usavano smettevano di usarla perché non riuscivano a andare oltre a quello che era il pittorialismo dell'albero bianco. Yani bunu kullananlar siyah beyaza istedikleri sonuçları alamadıklarını söylüyor. Vai avanti. Devam et. Io ho cercato di sviluppare, di approfondire quello che era l'uso della pellicola. Intanto ho cominciato facendo dei paesaggi con delle architetture, quindi unire l'architettura a quello che era ancora il semplice paesaggio con l'albero bianco, tipo questo. Ben bu problemi, bu sıkıntıyı gördükten sonra yaptığım manzara fotoğraflarında her zaman bir bina ve arkasına bir bina koymaya çalıştım. Poi, veya fotoğrafları bina ile beraber çekmeye çalıştım. Io amo i fari, quindi ho voluto fare una ricerca sulla Sardegna, quindi se vai avanti. Devam. Ben Sardegna üzerinde bir çalışma yapmak istedim. Ho fatto un lavoro, ho documentato tutto il periplo della Sardegna. Sardegna'da fotoğraflar çektim. E ho fatto i fari e le lanterne e alcune torri d'avvistamento e anche altri fari in Italia. Questo è fenerleri ve bazı kuleleri çekmeye çalıştım. Selim, questo faro è alla bocca di Venezia, dove lì adesso c'è il Mose. E a Venezia questo faro? Sì, questo a Venezia, questo qui a Venezia. L'altro era anche questo sempre lo stesso faro. Uno lato terra e uno lato mare. Bundan önceki gördüğümüz far Venezia'da bulunuyor. Venezia bölgesinde. Venedik bölgesinde. Vai. Vai. Questo è una lanterna a Palau in Sardegna. Bu Sardegna'da Palau diye bir isminde bir yerde. E ho aspettato ore che arrivasse quella nuvola lì. Yani saatlerce bu bulutun gelmesini bekledim. Perché senza quella nuvola la fotografia avrebbe avuto un altro significato. Tabii şey bulutlarla fotoğraf başka bir mana içeriyor. Questo è un faro che c'è a Sokoa nei Paesi Baschi. Bask bölgesinde Sokoa adlı yerde bulunan bir far, bir fener. I Paesi Baschi sono divisi in due, una parte è francese e una parte spagnola. Bask bölgesi ikiye bölünür. Bir tarafı Fransız, bir tarafı İspanyol. Bu fotoğraftaki bulut muhteşem olmuş. Hatta Türk Hava Yolları'nın amblemine benzemiş biraz. Gerçekten çok etkileyici bence. Satabilir yani Türk Hava Yolları'na. Questo nuovo, come si dice da... sembra al logo della Turkish Airlines. Glielo diamo. Questo è un altro faro che c'è sempre in Sardegna. Questo qui adesso non si può più fotografare. Perché? Non... È diventato un resort, un grande albergo. Bu Sardegna'da çekilmiş bir fotoğraf. Bunu bir daha çekmek mümkün değil. Çünkü bu yer bir resort, yani bir otel haline dönüştü. Queste sono una torretta d'avvistamento che c'è sempre in Sardegna, vicino al faro di Capotesta, dove ci stavano i soldati italiani durante la guerra mondiale.
İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan şeylerin askerlerinin bulunduğu yerde çekilmiş bir fotoğraf. Questa sono dei resti di una tonnara che c'è vicino a Stintino, sempre in Sardegna, che adesso il vento l'ha buttata giù, gli agenti atmosferici l'hanno buttata giù, quindi non si può più fotografare. Bu da Sardegna'da çekilmiş bir fotoğraf. Bu eski diyelim eski şeyler, eserler. Ama hava şartları bunları yok etti. Onun için bu fotoğrafı daha çekmek mümkün değil. Questa è una torre d'avvistamento e ho avuto la fortuna di che mi passasse davanti questo surfista. Una torre di avvistamento, una torre saracena. Bu başka bir fener dedi. Fenerin anlamını anlayamadım. Tercüme edemiyorum. Kusura bakmayın. Bu tabii şansım oldu. Oradan geçen bir kişiyi de fotoğrafın içine alabildim. Io per anni sono andato a fare le mie vacanze in Sardegna. Perché mia moglie era di Sardegna. Eşimle birlikte yıllarca Sardegna'ya yazları tatil yapmaya gittim. Il 14 di agosto viene fatta la faradda, la festa dei candelieri. Candelieri. I candelieri, dopo si vede cos'è il candeliere, vedi? Sono praticamente, ci sono tanti gremi, che ogni gremio rappresenta un tipo di lavoro. Candelieri dedi, ben candelierinin anlamını anlamadığı için ama daha sonra anlayacaksınız dedi. Bu fotoğraflar Sardegna'da 14 Ağustos'ta Giulio o Agosto? Agosto. 14 Agosto. 14 Ağustos'ta çekilmiş fotoğraflar. E i vari gremi sfilano, partono dalla piazza più in alto della città e danzando e ballando scendono fino alla chiesa dell'Assunta. Çocuklar bir bölgeden bir kilisenin bulunduğu yere kadar dans ederek ve şarkı söyleyerek gidiyorlar. E sono coinvolti tutti i vari quartieri, appunto i vari gremi, e la cosa bella è che ci sono tutta la famiglia, dal bambino al papà al nonno. Bütün aile burada, hem büyük baba, hem baba, hem çocuklar, hep beraber. E queste sono comunque sempre tutte immagini fatte con la pellicola infrarossi. Bütün bunlar infraruj filmle yapılmış fotoğraflar. Che io ho sviluppato vari metodi di utilizzo. Queste queste immagini che vedete adesso. Bu fotoğraf, questa serie è stata fatta a Ferrara. Bu fotoğraflar, bu seri fotoğraflar Ferrara'da yapılmış. Durante il Baskers Festival. Sono artisti per strada praticamente. Artisti di strada. Sì. Sokak sanatçılarının festivali. Io ho fotografato le figlie di un gruppo che suonava. A me piacevano più loro, quindi mi sono dedicato a fotografare loro, le due bambine, non il. Ho fotografato anche naturalmente i suonatori. Şu anda çalgı çalan bir grubun yanında duran çocukların fotoğraflarını çekmeyi yeğledim. Io in quegli anni si lavoravo sempre per quartine, no? Quindi ogni lavoro era composto da quattro immagini. Adesso queste qui sono una serie. Io ho sviluppato, cioè ho fatto una ricerca anche sempre con l'infrarosso su quello che era l'architettura. Infraruj filmle mimari fotoğraflar da çekmeye çalıştım. Quindi queste sono quattro immagini che documentano il Guggenheim, il Museo Guggenheim di Bilbao.
Duganel Müzesi Bilbao'daki Duganel Müzesi'ni gösteriyor bu dört fotoğraf. Dove l'utilizzo di questa pellicola mi ha permesso di far sì che si leggano perfettamente le mattonelle che ricoprono il museo. Non ho capito. Dicevo che grazie all'utilizzo di questa pellicola sono riuscito a tirar fuori la massima resa nel far leggere le mattonelle che ricoprono il museo. Vedi il rivestimento esterno del museo. Bu fotoğraf, bu infraruj filmle birlikte bu müzenin dış görüntülerini, dış şekillerini, özellikle de şekilleri görüyorsunuz, ortaya koymaya çalıştım. Vai. L'ultima partita è un omaggio a John Lennon. Bu John Lennon'a yapılmış bir teşekkür. Visto che oltretutto in questi giorni si commemora la sua scomparsa. A Praga c'è un muro dove c'è questo murale. Bir duvar var. E dove tutti i ragazzi e tutte le persone del mondo vanno a scrivere un messaggio, lasciano un messaggio, un ricordo. Ve bütün dünyadan gelen bütün kişiler buraya bir mesaj yazmaya gidiyorlar. E si va a scrivere o a leggere i messaggi. E con questa gidip, bu mesajları kendinde bir mesaj yazıp veya oradaki mesajları okuyabilirsin. Adesso vi presento un lavoro fatto sempre con l'amico Virgilio in Maramures. Sempre questo in bianco e nero e dopo c'è una parte anche a colori. Şimdi yine Maramures'te yapılmış Virgilio'ya birlikte yapılmış bir gösteriyi göstereceğim size. Vai. Queste foto sono di te solamente, non c'è foto di Virgilio. No, sono tutte mie. Cioè Virgilio eravamo uno di fianco all'altro, ma sono tutte mie. Bütün bu fotoğraflar benim çektiklerim. Qui la prima parte vi documento quello che è il lavoro dei carbonai. Loro fanno carbone, carbone naturale. Kömür yapmaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor bu seri fotoğraf. Io e Virgilio siamo andati in questo posto, su questo passo, parecchie volte, parecchi giorni. Virgilio ile birlikte bu kömür üreticilerinin bulunduğu yere gittim. Per riuscire a documentare queste fasi di lavoro mentre creano il carbone. Cioè, carbone là viene creano prima la pira dove brucia il carbone. Yani oraya kömür üreten bu kişilerin yaptıklarını belgelemeye gittik. Quando hanno è passato il termine giusto perché lo possono cominciare a raccogliere, tolgono la copertura esterna. Vedete, raffreddano, cominciano a raffreddare il carbone e cominciano a smontare la pira, la piramide di carbone. Şimdi zamanı geldiği zaman ve bunun zamanı da çok önemli. O yaptıkları piramidi soğutup içindeki kömürü boşaltmaya başlıyorlar. Poi vengono fatte queste specie di, io le chiamo pentole, ma non sono pentole, queste dove viene messo il carbone che tolgono, vengono chiuse e per far sì che si raffreddi. Quindi non deve prendere aria, sono brucia. Bu odun kömürü yapılış şekli tabii ki. Bu büyük bir fotoğraf önce gördüğünüz büyük tencerelerin içine konuluyor, sonra üstü kapatılıyor. Bunun da sebebi kömürün yanmaya devam etmemesi, yanmasının durdurulması için.
dopo che si è raffreddato, passato il tempo giusto, viene insacchettato e portato ai vari clienti. E qui si riposano dopo che stanno aspettando che venga pronto il fatto di insacchettare il carbone. Bundan sonra eğer kömür soğuduktan sonra onlar paketleniyor ve müşterilere gönderiliyor. Burada da paketleme işlemini yapmak için soğumanın bitmesini bekleyen çalışanları görüyorsunuz. Aspetta che ho un problema. Bir dakika, bir sıkıntım var dedi. Okay. Qui ho avuto la fortuna, sempre con Virgilio, di partecipare. Eravamo da amici a Brebbe. Brebbe arkadaşlarımız vardı. Ve Virgilio'yla biz beraber bu olaya şahit olduk. E ci hanno chiesto se andavamo a fotografare il funerale della mamma di quel signore che esce dopo il Pope, che era un nostro amico. Burada bir cenaze törenine katıldık diyor. Rahibin arkasında siyahla olan adamın annesinin cenazesi. Noi siamo andati a fotografargli il funerale. Anche sì. Perché da loro è una tradizione diversa, tipo la nostra in Italia. Loro diciamo così, festeggiano, pranzano in memoria del defunto. Vedete quelle sacche, quelle borse tipiche con il disegno tipico dei Maramures, sono piene di doni. Se vai avanti. Un momento, faccio la traduzione. Tabii biz bu töreni çekmeye geçtik. Çünkü bu tören İtalya'dan çok daha farklı bir tören, çok daha değişik bir tören. Ve bu törenin sonunda da bir yemek şöleni oluyor. Qui sono i familiari che fuori nel cortile stanno commemorando la defunta, che è Maria. Burada ölümün etrafında ailenin yakınları bulunuyor. Poi vedete tutte le persone che sono al funerale fanno passare sopra alla bara di Maria quel signore che vedete che prende le sacche e il figlio. Şimdi burada şeyin bu mütevefa Maria'nın isminin bulunduğu haçın önünden geçiyorlar ve ellerinde büyük bir paketler var. Bu paketleri de ailenin bir ferdine teslim ediyorlar. Se vedete, se torni indietro, fallo tornare indietro un secondo. Bir dakika, geriye döner misin Mehmet? E vedete, tutte le donne dopo vanno a dare ai bambini che sono tutti schierati in fila i doni. Ve bundan sonra da kadınlar, anlayamadım şimdi, burada bir terslik oldu. La donna che prende il sacco o la donna che dà all'uomini il sacco? No. No? Allora, le donne danno il sacco al figlio, poi il figlio glielo ridà. E poi dopo in fila passano tutte, se vedi dietro la foto ci sono i bambini che ricevono i doni, cioè loro, le donne passano e danno tutti i doni a tutti i bambini del paese che sono in fila. Şimdi ilk önce bu şeye törene katılanlar, özellikle bayanlar bir çantayla geliyorlar ve tipik Maramures çantası, burada gördüğünüz gibi kareli gibi siyah beyaz bir çanta. Onu mütevefanın oğluna veriyorlar. Oğlu da ondan sonra bu bayanlara geri veriyor. Bu bayanlara geri verdikten sonra bayan sıraya giriyor ve bunun içindekileri, yemekleri, hazırladıklarını çocuklara dağıtıyor.
Qui è il figlio che saluta ormai alla fine del funerale. Bu törenin sonunda oğlan annesini selamlıyor. Questi sono i tipici bambini, i bambini con il vestito tipico dei Maramuras. Sì. Ritratto. Mi ricordo. C'eri anche tu. Sì. Bu Maramures'te o bölgenin tipik kıyafetini giyen çocuklar. Questa è una è la figlia di una nostra amica lì, lì a Brebbe. Io adoro i cani, quindi mi piaceva tantissimo quel cane, e quindi gli ho fatto un ritratto col cane in braccio. Brebbe, çok yakın bir arkadaşımın kızı bu dedi. Kızın köpekle olan ilişkisini çok beni çok çok beğendiğimden onunla bir fotoğraf onun bir fotoğrafını çektim. Vai. Questi sono una serie di ritratti a dei bambini che sono ucraini che abitano in Maramures, perché la parte nord della parte nord della regione di Maramures confina con l'Ucraina. Maramures'in kuzeyindeki bir bölge Ukrayna'yla komşu oluyorlar. Bunlar da Ukrayna'dan gelmiş göçmen insanların çocukları. E c'è un fiume che fa da confine. İki devlet arasında sınırı çizen bir nehir söz konusu. Vai. Virgilio bir şey yazmış. Çocuklara hediye olarak şeker verirler, yetişkinlere ekmek verirler demiş. Burayla ilgili. Virgilio ha scritto che danno delle cose con zucchero ai bambini e ai grandi danno pane. Sì. Evet, giusto. Öyle. Verissimo, bravo Virgilio. Ma sai, lui è sindaco là ormai. È sindaco questi? No, Virgilio è il sindaco a Siget. Sì. Virgilio Siget'in belediye başkanı diyor. Questo è un interno, è un tipico interno di una casa in Maramures. Bu Maramures'teki bir evin tipik iç yapısı. Anche questo una cosa che mi ha lasciato, che mi ha colpito in Maramures è che noi entri nelle loro case e stai a parlare con loro per ore e si lasciano e mentre parli si lasciano tranquillamente fotografare senza grosse difficoltà. L'importante yani, Maramures hakikaten tarihin yani ben birkaç si mi permetti io dirò qualche frase su Maramures. Certo. Ti permetto sì. Grazie. Hakikaten Maramures'te sanki tarih durmuş. Sen bunu sen de yaşadın değil mi Mehmet? Evet, evet. Öyle, gerçekten öyle. Gibi bir şey. Burada insanlar inanılmaz misafirperver. Evlerini açıyorlar. Hem çok rahatlıkla sizinle konuşuyorlar. Hem çok rahatlıkla da onların fotoğraflarını çekmelerine müsaade ediyorlar. Aynen öyle, doğru. Yani çok etkileyici. Çok. Sanki orada tarih durdu. Yani iki kere yaşadım ben hayatımda bunu. Bir Küba'da tarihin durduğunu gördüm. Bir de Maramures'te tarihin durduğunu gördüm. Yani zaman ilerlememiş. Farklı bir zamanda hissediyor insan kendisini. Evet.
Ve gerçekten iyi insanlar. Hiç ilkel değil yani. Çok gayet kafa yapıları ve duyguları çok gelişmiş insanlar. Abbiamo parlato due minuti dell'esperienza che abbiamo avuto a visitare Maramures. Io e Mehmet. E Mehmet anche è andato di là. Bene. Ma è stato in Maramures anche lui? Sì. Gli è piaciuto? Maramures beğendin mi Mehmet diye soruyor. Yes. Tabii çok beğendim. İleride bir daha gitmek istiyorum. Ama bu sefer Virgilio ile birlikte gitmek istiyorum. Vado voglio andare un'altra volta con Virgilio. Virgilio, mi senti? Aspettiamo che Covid passa per andare a Maramures con te. Gerçi ilk gittiğimizde de Virgilio bizi gezdirmişti. Orayı çok iyi biliyor. Ama evet. Kışın çok daha farklı geldi. Belediye başkanı olarak. Evet. C'è la fila, perché ormai c'è la fila a voler tornare in Maramures con Virgilio. Questo è il grandissimo e carissimo nostro amico Vasile. Vasile, ben de gezmeye gittim. Sono andato a dare quando siamo insieme, sono andato a vedere Vasile. Tutti come Vasile vedeva per la prima volta di sua vita un turco, mi ha scritto un poema. Sì. Vasile hayatında ilk onu ziyarete gittiğimiz zaman hayatında ilk Türk görüyordu ve birçok insan için şiir yazmış bir adam. Beni de gördüğü zaman ilk gördüğü Türk olduğum için de benim için bir şiir yazdı ve hakikaten çok duygulandım. O şiir duruyor mu şu anda? Duruyor. Hatırlıyor musun biraz sözlerini? Hayır, hiç hatırlamıyorum. Merak ettim. Gönderirim. Tamam. Bir de demiş, normal Rumence yazılmış ama bizim iş yaptığımız bir Rumen bayan tercüme etti bana. Quando vai a casa di Vasile ti fa sempre fare la firma e la dedica su un libro. Lui ha tutte le persone da tutto il mondo che sono andate a casa sua, quindi anche Selim, hanno firmato il suo libro delle presenze. Sì. Tabi, bir de kitabı var ve o kitabı da imzalıyorsun gittiğin zaman. Evet. Devam. Arif Ziya Tunç bir yorumda bulunmuş bu fotoğraflarla ilgili. Yumuşak tonları nedeniyle duygu yüklüler demiş. Evet. İtalyancasını da yazmış. Leggio che cosa ha scritto il professor Tunç. Sì, ho letto che sono piene di emozioni per via dei toni morbidi. Lo ringrazio, grazie. Questo è dove noi andiamo a Struntura, dove andiamo abbiamo la dove andiamo a dormire. Fanno il mercato il sabato mattina c'è il mercato. Anni fa c'era anche il mercato del bestiame, adesso ci sono pochi animali e tante cose normali. Ya her bu kaldığımız yerde cumartesi sabahları bir pazar oluşuyor. Bu pazarda daha önceden yalnız hayvan pazarıydı. Hayvanlar satılıyordu ama şimdi yani bizim bildiğimiz normal Çeşme Alaçatı pazarı gibi bir pazar yani. Vai. Loro è tipico trovare in Maramures che girano con i carri con i buoi, ma ormai pochi con i buoi e con i cavalli, e anche se stanno arrivando molti trattori, quindi si vedono sempre meno i buoi e i cavalli che trainano i carri per strada.
Şimdi bunlara ne diyeceğiz Mehmet? Ne bunlar? İnek değil. Boğa mı diyeceğiz? Boğa. Sanırım boğa. Boğa. Evet, çok iyiler. Evet. Yani genelde taşımacılık hem atla hem boğa ile yapılıyor. Ama artık zaman geçtikçe boğa ve atların traktör atla yapılıyor. Marmaris'teki atlar da çok iriydi. Dikkat ettiniz mi? Evet. Burada var mesela. Ben de gittiğimde fark etmiştim. Çok güzel ve büyük atlar. İri atlardı. I cavalli sono grandi, sono forti. Grossi. Grossi, sì. Sì. Qui c'è sempre i cani. Tu sai che a me piacciono i cani, quindi lo posso... C'è questo signore in questa casa con i suoi cani, quindi... Eugenio köpekleri çok seviyor tabii. Onunla çok sevdiği bir köpeği var. Beraber yaşadı. Beraber ona arkadaşlık eden çok sevdiği bir köpeği var. Onun için birçok köpekle çekilmiş fotoğraf görüyorsunuz. Questo è abbiamo trovato un pastore. Quello era pastore con il suo gregge e il suo cane. Queste sono in italiano, ma comunque sono le basi che io uso per fare il bianco e nero, perché per me il bianco e nero è comunque pieno di colore. Queste qua anche yani, filtro giallo. Sì, sono le, perché io dico che il bianco e nero è pieno di colore. Ekme zamanım olmadı Mehmet. Bu biri en baştaki birincisine geri döner misin lütfen? Yani benim için bir siyah beyazda bir renk söz konusu. Renk var ki diyor siyah beyazda. Tekstürü göstermek ve materyallerin veya fotoğrafı çektiğin objelerin üzerindeki leri düzgün bir şekilde onları kopya etmek. Luce ışık demek. Tekstür doku demek herhalde değil mi? Doku demek. Evet. Kontrast. Yani siyah beyazda aradığı ne? Kontrast, doku ve ışık. Şimdi bundan sonra tabii bunları istiyorsanız geçelim. Çeşitli filtrelerin sarı filtre, yeşil filtre yani arancione, portakallı filtre, siyah beyaz çekimlerinde bu filtrelerin neler yaptığını yani sonuçlarının bu filtreyi koyduğunuz zaman ne tür bir sonuç elde ettiğinizi söylüyor. Bunlar artık filtre rosso. Però questi filtro rosso, filtro verde, filtro nero. Si usa anche adesso nel digitale non si usa più. Allora, sì e no, nel senso che per, diciamo così, di utilizzo normale no, perché lo puoi fare tranquillamente in post-produzione con Photoshop. Yani ben şu soruyu sordum. Yani bu filtreleri şu anda dijital makinede kullanmamız gerekiyor mu veya kullanmanın bir avantajı var mı? O da hayır dedi. Photoshop sonra Photoshop'la aynı sonuçları elde etmemiz mümkün. Dopo se usi io uso monochrome di Leica puoi scegliere se utilizzare i filtri che ti già tu sai monochrome lavora solo in bianco e nero, no? E posso usare i filtri interni che sono gli stessi, ma io preferisco usare i filtri esterni, quindi li metto davanti all'obiettivo. Sì. Şeyde Leica makinelerde filtreler makinenin içinde de varmış. Ben bunu da bilmiyordum. Ben de yeni bir şey öğrendim.
çok değişik. Ama ben filtreleri makinenin yani objektifin önüne koymayı tercih ederdim. Ok, adesso faccio vedere l'ultimo lavoro che sono i Maramures a colori, perché lavoro anche a colori. Şimdi Maramures'te renkli fotoğrafları göreceksiniz. Evet, Mehmet. Qui i Maramures sono famosi per le case blu anche, no? Quindi sì. Ho... Maramures'te çok mavi ev var. Çok meşhur bu mavi evler. Queste sono varie case blu che abbiamo cercato nella, in vari paesi del Maramures. Maramures'in çeşitli bölgelerinde çektiğimiz fotoğraflar bunlar. Questa foto è stata esposta l'anno scorso a Istanbul con anche una foto di, con due foto di Walter al, ed è stato anche il motivo perché prima ho fatto vedere la maglietta di Istanbul quando Mehmet mi ha fatto vedere quella di Roma, perché siamo venuti alla premiazione della Turkish Airlines per il quel concorso internazionale che aveva fatto, che sono stato esposto un mese nel Museo della Marina a Istanbul. High Life era il concorso. Türk Hava Yolları'nın açmış olduğu uluslararası bir neydi? Yarışma. Fotoğraf yarışma. Bir yarışmada ben bu fotoğrafımla bir ödül kazandım. Walter'de iki fotoğrafı vardı ve İstanbul'a davetliydik. Deniz Müzesi'nde bu sergi yapıldı. Devam. Questa è la... Devam edelim. Questo è un nostro, anche questo è un nostro caro amico, John, che... Bu da bizim Maramures'te arkadaşımız, ismi John. Questo è Vasile con la sua, con una delle sue mucche, con un bel vitello. Questo è sempre John. Siamo andati a casa sua, no, anche. Questo è John? Quello indietro, sì, con gli agnelli, sì. Sì, sì. Questa è la nonna, è l'interno della casa, quella signora di prima, se torno indietro, è la nonna di quella bambina che c'è nella finestra blu. Bir dakika geri döner misin? Bu bayan pencerede mavi duvarlı evin penceresinde bulunan kızın büyük annesi. Devam edelim. Devam. Questo è un interno di sempre di una loro casa. Loro filano la lana e si fanno i vestiti. Tabii onlar yün örüyorlar. A casa di questa signora ci ha tenuto lì ore e a parte raccontarci la sua vita, quelle gonne lì, quei ricami lì li fa lei. Bu bayanın evinde bir saatten fazla kaldık. Kendi hayatını anlattı ve bu giysiyi de kendisi yapmış. Burada da dokuyorlar. Qui col telaio fanno i loro tappeti, le loro tovaglie. Sì. Qui è il periodo della Pasqua ortodossa e stanno preparando l'agnello che poi si mangerà al pranzo di Pasqua.
Bu Paskalya sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Paskalya yemeğini hazırlıyorlar. Bu hazırladıkları bu tabağı da, bu yemeği de Paskalya'da yiyecekler. Qui la sempre mamma e figlia che preparano l'agnello anche qua in un'altra famiglia. Bu başka bir ailede onlar da Paskalya yemeğini hazırlıyorlar. Qui stanno cuocendo, preparando per cuocere il pane. Burada ekmek yapıyorlar. Anche questo è un altro forno dove sta preparando il forno per fare il pane. Questa signora fa il pane per tutta Breb, comunque fa il pane da vendere. Bu bayan ekmek satıcısı, Breb bölgesindeki herkese ekmek satıyor. Lei prepara, vedete le forme, le mette dentro quel forno lì dopo un'ora, siamo tornati dopo un'ora e le ha tirate fuori e poi dopo le praticamente le toglie dallo stampo. Vai. Bir saat önce oraya vardığımızda bunları kendi kaplarına koyuyordu. Sonra bir saat sonra döndüğümüzde ilk bu şekilde kaplarından çıkardı ve yem ekmekleri satışa hazırladı. Poi le bagna tutte quando le gira, poi le bagna con l'acqua sopra, così fa la crosta e poi dopo le mangiano. Suyla banyo ediyor ekmeği dedi. Questo è ho avuto anche la fortuna di con Vasile, c'eravamo io e Vasile, abbiamo documentato un matrimonio a Breb. Bu Breb'de Vasile ile birlikte Breb'de bir düğünü fotoğrafladık, düğünü belgeledik. Questo è lo sposo, vedete lì al centro, c'è lo sposo che arriva. Quindi ortada damat, gelen damat var. Arriva prima del gruppo dello sposo con tutti i suoi parenti, ci sono questi bellissimi cavalli addobbati che danzano, perché li fanno muovere, sono tutti i campanelli sotto e senti tutta la musica delle campanelle che suona. Atların üzerinde çıngırdaklar var. Kişiler de bu atla onlara dans ettirip çıngırdaklarla bir müzik sesi çıkarıyorlar. Qui fanno intanto che arriva lo sposo, fanno i loro balli tipici e tra le quelle ragazze. Geldiği zaman burada kendi danslarını tradisyonel yani geleneksel danslarını yapıyorlar. E tra le donne che ballano c'è la sposa. Bu dansta gelin de bulunuyor. Qui dopo che hanno danzato e nel frattempo hanno già anche mangiato e bevuto nel tempo che perché dura un bel po' di tempo, stanno uscendo dalla casa per andare in chiesa. Eve geldikten sonra quando sono andati alla casa della sposa. Sì. Şimdi damat gelinin evine gidiyor. Orada dans ediyorlar, yemek yiyorlar ve belli bir bayağı bir zaman geçiriyorlar. Sonra bunun sonunda da kiliseye doğru yol alıyorlar. Poi dalla casa della sposa riparte la prima parte e partono lo sposo, quello davanti lì è lo sposo con i suoi parenti che stanno andando in chiesa. İlk önce damatla ailesi kiliseye gidiyorlar. İlk önce ilk olarak törenin akışında ilk olarak onlar kiliseye gidiyorlar. Questa invece è il gruppo della sposa che sta raggiungendo la biserica, la chiesa. Bu ise gelinin korteji, gelinin burada gelin
kendi ailesiyle birlikte kiliseye gidiyor. Qui siamo dentro alla Biserica, il Pope, li vedete, si vede lo sposo coperto dal Pope, ma sono lì di dietro, e questa è la funzione del matrimonio dei due giovani sposi. Burada papazla birlikte evlilik düğün törenini yapıyorlar. Questa Selim è la chiesa di Brebbe, dove sei venuto anche tu. Sì, mi ricordo del Papa. Questa è una signora. Evet. Devam. Questa è un'altra signora, dopo ci ha portato, stavamo cercando con Virgilio, stavamo cercando questo signore che lui conosceva, e dopo lei ci ha portato su da lui. Virgilio'yla bir ara bu beyi aradık çünkü Virgilio bu beyi tanıyordu. O bey de bizi kendi evine götürdü. Vai. Devam, Mehmet. E questo è lui che ti fa vedere le sue mele, e è capitata anche quell'altra che si vede di arrivare, ma c'era. Burada bu çiftçi elmalarını gösteriyor. Göbeği de güzel elmalı. Questo è. Bu da benim yorumum. La pancia è come la mele. Visto. E questo è il tipico carro che si incrocia, che torna dalle terre. Loro la campagna non l'hanno mai in paese, l'hanno sempre lontana da casa, e vanno a raccogliere il fieno che portano alle bestie che hanno a casa. Burada hayvanlar için ot götürüyorlar. Questa è sempre una. Abbiamo documentato le case blu. Questa è una mamma e figlia. Burada yani biz bu mavi evleri çok. Burada da gelin ve pardon anne ve kızı görüyorsunuz. Questa era in attesa che arrivasse il nipote per mangiare, e intanto gli abbiamo fatto una serie di scatti, che era in cucina, che aspettava appunto l'arrivo del nipote per mangiare. Bu bayan da torununu yemek vermek için torununu bekliyormuş. Questo è il pastore, che avete visto anche prima in bianco e nero, però a colori, con il suo cane e il suo gregge. Bu da ne diyorlar, çiftçi değil, kuzulara bakan Mehmet, çoban. Questa è una diceva tanto l'agnellino che le stava dando i baci, la recava. Burada kuzu bu teyzeye güzel bir öpücük veriyor. Questa è sempre la Maria, quella che c'era l'altro ritratto, che col suo gatto, e loro d'inverno hanno tutte le pannocchie appese fuori. Kışın mısırları dışarıda astıkları mısırları görüyorsunuz. E questa è la foto che vi saluto, che termina il lavoro con questa bellissima immagine con questa ragazza dentro una casa, dentro sul suo letto, con in braccio il suo gatto. Bu fotoğrafla bu gösterimi bitiriyorum. Bu sempatik ve hoş bir kızla birlikte. E poi lei è la mamma di quella bimba che avete visto prima con in braccio il cane. Bu daha önce görmüş olduğunuz elinde köpek olan kızın annesi. Bitirelim Mehmet. Evet. Evet, bu akşamki gösterimiz bu kadar.
Io ho finito. Birkaç tane özür dilemek istiyorum. İtalyancam çok çok iyi değil. Yani arada bir teklediysem kusura bakmayın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da fotoğrafçımızın hislerini, duygularını, düşüncelerini doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ama yanlışlık olduysa affola. Çok iyiydiniz Selim Bey. Bence gayet iyi. Yorumlardan bazılarını ekrana yansıtabilirim. Buyur. Virgilio Türkçe yazmış. İyi akşamlar demiş. Ho visto che Virgilio ha cominciato a scrivere in turco. Ho visto che Meneta dietro la foto di Mario da Türkçe yazmış. Tüm ifoto arkadaşlarına iyi akşamlar demiş. Senin arkadaki fotoğraf kimin? Onu soruyor. Bu fotoğraf. Evet. İstvan Kerekeş. Biz Hungarian. You know. Bu da Maramureş'te çekilmiş. Yelena isimli bir fotoğrafı. Kerekeş in Maramureş. Kerekeş. Yelena. This photo's name. He give me gift this photo. It's good. Thank you. Şimdi Gökhan Ünal, o da İtalyanca yazmış. İtalyanlar evet. Türk, Türkler İtalyanca yazıyor. Çok güzel. Just tamam yapmış. Ne güzel, benim işim bitti demektir. Siz aradan çıkabilirim. Evet, Mario'yu gösterdik. Aylin Hanım yazmış, selam vermiş. Aşağıda öğreneyim. Walter yazmış, good evening to all friends demiş. Bütün arkadaşlara merhaba, Walter'im. Virgilio bana Mehmet ne güzel bir bıyığın var demiş. Bıyık koyma. Virgilio ha scritto per me, metto a una barba molto bella. Ho capito, capito. Beyhan Hoca bir yorum yazmış İtalyanca. Buona sera, e tutti, gerisini siz okuyun. A tutti amici, cupoloni e i foto. Allora, io posso fare una domanda? Ben bir soru sorabilir miyim Mehmet? Sen baktın sırada. Tabii. La cosa che mi ha che ho visto in tua foto c'è molte grafismo. Cerco grafismo in tua foto. E tu hai un quasi io devo spiegare che cosa è la fotografia di Eugenio. La prima cosa che dirò dopo il bianco e nero è il grafismo. Giusto? Giusto. Şimdi ben Eugenio'nun fotoğraflarını gördükten sonra kendisine şunu söyledim. Yani ben senin fotoğraflarını tanımlamak istersem İlk önce grafik bir çizimle yapılmış fotoğraflar yani. Bütün fotoğraflarında şeyde bile, portre fotoğraflarında bile o grafiğin izlerini, grafik çizimlerinin veya grafik çizgileri görebiliyorsunuz. Doğru mu diye sordum. Evet, o da evet dedi. Başka bir soru var mı Mehmet? A me piace molto il grafismo, il paesaggio grafico in modo particolare. Infatti mi sono sto anche pensando di fare dei paesaggi col drone grafici. Şimdi de drone'la ve grafik fotoğraflar çekmeyi düşünüyorum. Harika. Virgilio bir fotoğraf gönderdi şimdi. Onu göster. Virgilio ha mandato una foto. Vedi, con i cani, Eugenio. Ho visto, ho visto.
Due cani. Due cani. È geloso, vedi. Doveva mandare la foto con me lui in Romania, non quei due cani. Sì, io non ho pensato, era una sorpresa per me che cosa ha preparato Mehmet. Sì, non mi ha domandato, potevo dare anche le foto che abbiamo insieme o le foto che ho fatto di te. Walter yazmış, IFOT is a great photographic club that has a very close bond with us Italians. IFOT büyük bir fotoğraf kulübü ve biz İtalyanlarla çok güzel bir bağlantısı, çok güzel bir birlikteliği var diyor. Gönül Hanım bir mesaj iletmemizi istemiş. Programın sonunda tüm İtalyan arkadaşlara sevgilerimi iletir misiniz? Kalbim hala orada. Memnuniyetle. Gönül Ocak è una signora che è venuto con noi in Italia e dice che manda tutti gli amori a tutti gli amici italiani. Potrà cambiare. Il mio cuore è in Italia. Arif Ziya Tunç'tan bir mesaj var. Güzel fotoğraf sunumunuz için teşekkür ederiz Bay İcinio. İçimiz ısındı demiş. Mario'dan bir yorum var, bir soru. Ben anlamadım, siz buyurun. Bu gece bu fotoğraf bu gece şey yapıldı mı? Video çekildi mi? Tekrar görebilir miyiz diye soruyor. Tabii YouTube'da devamlı kalacak. Tu può vedere questa sera in YouTube. Köpeğini getirdi Eugenio. Evet. Eugenio. Eugenio. Teşekkürler var Ali Işık'tan. Evet Ali kardeşim. Ali Işık ha detto che c'è molte foto che sembra a dei piccolo paese in Anatolia. È vero che c'è un parallelismo con Maramureș. Sarà una bella esperienza di fare anche delle foto in Anatolia. Molto volentieri. Vediamo subito. Dopo il Covid. Evet. Bu kadar mesajlar. Okay. Çok daha fazla teşekkür var ama hepsini ekrana getiremiyoruz şimdi vakitten dolayı. Ringraziamento per la serata, però non la facciamo vedere. C'è molta gente che ti ringrazia per questa serata. Grazie mille, ringrazio tutti, è un piacere. Benim için bir zevkti diyor. Biz de o zaman. Quando posso parlare di fotografia, soprattutto con i miei amici, è un grande piacere. Dostlarımla fotoğrafı konuşmak benim için büyük bir keyif, büyük bir zevk dedi. E mi ricordo sempre la bellissima esperienza che abbiamo passato assieme a Izmir. Her zaman İzmir'de geçirdiğimiz günleri çok nostaljik ve çok güzel anıyorum diyor. Hatırlıyorum. Covid'den sonra tekrar onları İzmir'de görmek çok isteriz. Aspettiamo di vedere a Izmir dopo il Covid. Andrà a fare delle foto in Anatolia. Virgilio, Mario, Walter. Enzo, come va Enzo? Bene, bene, abbastanza bene, dai. Siamo un bel gruppo. Yayının sonuna geldik diyelim. Buyur Mehmet. Çok teşekkür ederim İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği olarak değerli İtalyan fotoğrafçı
Eugenio'ya çok teşekkür ederiz. Tüm İtalyan dostlara, İzmirli fotoğrafçılar adına ben sevgiler, selamlar gönderiyorum. Size de çok teşekkür ederiz Selim Bey. Rica ederim. Ben büyük keyifli, büyük memnuniyetle. Evet. Hoşçakalın diyelim. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Okay. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao.